Merhaba arkadaşlar, ben doktor fizyoterapist Seheray. Bugünkü videomuzun konusu el bileği problemi yaşayanlar, bu bölgede karpal tünel sendromu tanısı almış kişilere yönelik egzersizler olacak. Özellikle masa başı, bilgisayar işleriyle çok uğraşanlar, kalem sıkarak ders çalışanlar, bilgisayarda fare ile ilgili işleri çok fazla olan kişilerde karpal tünel sendromu dediğimiz problemle sıklıkla karşılaşıyoruz. Burada gösterdiğim yapılar aslında biraz baskı altında kalıyor. Bu baskıda özellikle avuç içinizde ya da parmaklara uzayan bazı sinir sıkışmalarıyla sonuçlanıyor. Bugün o bölgeyi biraz gevşetebilmek, o bölgede biraz aktivasyon cevabı ortaya çıkararak o bölgeyi rahatlatmaya çalışacağız. Eğer sizin de böyle bir probleminiz var ve ne yapacağınızı bilmiyorsanız mutlaka videoyu izlemeye devam edin. Ama videoma giriş yapmadan önce eğer beni daha fazla desteklemek isterseniz Instagram adresimi buraya bırakıyorum. Instagram'dan beni takip edebilir ya da aşağıdan ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olabilirsiniz. Gelin ilk egzersizimizi göstererek videomuza giriş yapalım. Sizden istediğim ilk egzersizimizde birazcık ön kol ve arka tarafındaki kasları hafif hafif açmaya çalışacağız. Bunun için öncelikle hafif bir ısınma egzersiziyle başlayacağım. Bileğimi bu şekilde 90 dereceye getirmeye çalışıp aşağıya indireceğim. Getirmeye çalışıp aşağıya indireceğim. Hocam ben bu şekilde yukarıya doğru taşıyamıyorum derseniz elinizi yumruk yaparak da yine aynı şekilde daha basit bir şekilde hareket ettirebilirsiniz. Bu şekilde sizden ricam 10 tekrar, 15 tekrar nasıl rahat ederseniz el bileğinizi hareket ettirmek olacak. Bu şekilde kolunuzu yukarıda tutmanıza gerek yok bu arada. Video için tutuyorum. İsterseniz bir masadan destek alarak masanın bir ucuna elinizi de yerleştirerek yine aynı şekilde egzersizi yapabilirsiniz. Daha sonra sizden istediğim yine elimiz bu şekilde parmaklarımızı açıp kapatacağız. Açıp kapatacağız. Yani elimi 90 dereceye getirip parmaklarımı açıp kapatacağım. Açıp kapatacağım. Bu ne oluyor? Buradaki o karpal tünel dediğimiz yapının sıkıştırdığı o parmaklara giden hissi azaltmaya çalışmak oluyor aslında amacımız. Bu şekilde aç kapa yaptıktan sonra sizden ricam hafifçe parmaklarınızı kendinize doğru çekin. Çok zorlamayın, uyuşukluk varsa artırmayın ama iyi hissediyorsanız buradaki pozisyonda 15-20 saniye kaldım, iyice o bölgeyi hissettim. 15-20 saniyenin sonunda dinlendim. Tekrar kendime doğru parmakları çektim. 15-20 saniye boyunca bekledim, hissettim. Tekrar dinlendim şeklinde yine 3-4 set halinde de bu germeyi yapabilirsiniz. Daha sonra parmaklarımı bu sefer de aşağı yönlü çekerek kolun bu dış yüzündeki kasları hissedebilmek için aynı germeyi ters yönlü uygulayacağım. Parmaklarımı bu şekilde çektim. Kolum bu sefer dış bölümünü hatta belki dirseğe kadar yayılan bir gerginlik hissettim. 15-20 saniye bekledim. Bıraktım. Bir dinlendim. Tekrar yapıyorum. Uzattım. Parmak uçlarını kendime doğru çektim. Ön kolun dış yüzünü tamamen açmaya çalıştım. Hissettim. Yavaşça bıraktım şeklinde egzersizi yine 15-20 saniye boyunca bekleyerek 3 ya da 4 set halinde uygulayabilirsiniz. Sıradaki egzersizimde oradaki sinirin biraz hareketliliğine odaklanacağız. Eğer bu egzersiz sırasında sinir kaydırma yapmaya çalışacağımız için herhangi bir rahatsızlık, elektrik çarpması ya da uyuşuklukta artış hissederseniz bu egzersizi lütfen uygulamayın. Onun dışında kolumla birlikte el bileğimi aşağıya doğru götürüp boynumu aşağıya götüreceğim. El bileğini kendime doğru çekip bu şekilde parmaklarımı 90'a getirip başımı götüreceğim. Gitti. Geri geldi. Gitti. Geri geldi. Bu aşamada elinizde uyuşukluk çok fazla oluyorsa sadece orta hatta gelip başımı bükerek de yine aynı şekilde sinir kaymasının başlangıç egzersizini yapabilirim. İlerleyen dönemde o bölgedeki hassasiyet, uyuşukluk, karıncalanma azalırsa
Başımı götürdüm, bileğimi kendime çektim, aşağıya götürdüm. Başımı götürdüm, bileğimi kendime çektim, tekrar aşağıya götürdüm şeklinde bu germeyi de 15-20 tekrar yapıp gün içerisinde 2-3 kez tekrar etmenizi isteyeceğim. Bu diğer egzersizlerden biraz farklı. Çünkü gün içerisinde sinir dokuyu ne kadar çok uyarabilirsek, sinir doku etrafındaki yapılar ne kadar çok hareketlenebilirse sinir o kadar beslenir ve bu baskı altında geçirdiği kötü dönemi atlatması çok daha kolay olur. Ağrılarınız, uyuşukluklarınız çok daha kısa sürede azalabilir. Evet arkadaşlar, bugünkü göstereceğim egzersizler bu şekildeydi. Umarım sizin de böyle bir probleminiz varsa egzersizler size fayda sağlayabilir. Ama eğer durumunuz ameliyatlıksa, gerçekten kolay bir operasyonla bu tarz acıların hiçbirini çekmenize de gerek olmadan hayatınıza devam edebilirsiniz. Mutlaka doktorunuzla bu konuyu konuşup bir fikir birliğine varın. Bu konuyla alakalı ya da kafanıza takılan herhangi bir soru, görüş ya da öneriniz varsa da yine Instagram hesabımı buraya bırakıyorum. Instagram üzerinden ya da direkt aşağıdan yorumlar kısmından bana ulaştırabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere.